www.texas.org. Adnan Yazık, ilk Bursa Spor'la tanıştım 1972-73 sezonunun 31 Aralık'ında Galatasaray-Bursa maçında, Bursa'daki Bursa-Galatasaray maçında ilk defa gittim. 1-0 mağlup olmuştuk, hiç unutmuyorum. O zaman Toma Koloparoviç, bizim teknik direktörümüz, yardımcısı da Metin Oktay'dı. 1-0 yenilince Metin Oktay hatta istifa etti rahmetli. Hatta sol taraftan Aydın atmıştı golü. Unutamıyorum hiç onu hiçbir zaman. Kalede de Osman vardı. İlk maçım olduğu için ben de 10 yaşlarında falandım. Yani hafızalarımda hala dün gibi, bugün gibi aklımda yani. Ben Fuat Türksever. Bursaspor Genel Kurulu üyesi. Aynı zamanda da Divan Kurulu üyesiyim 20 seneden beri. Bursaspor'la tanışmamın ilk gününü söylemem gerekiyor. O da ilkokulda 4. sınıfta giderken hocamız Yusuf Doğrutekin yazılı imtihan yapacağım dedi. Çantayı kurcalarken orada Bursaspor kadrosunu yazmıştım bir kağıda. O anda masadaki arkadaşlar kağıdı elinden alıverdiler benim. Okumaya başladılar. Hocam tabii bunu görünce orada telaşı yaparken Fuat gel bakayım buraya dedi. Getir o kağıdı. O kağıdı aldı. Tabii okumaya başladı. Oğlum sen imtihan yapacağız biz seni diyorsun. Sen kalkmışsın nelerle uğraşıyorsun. Okuyor orayı. Tabii Osman, Mesut, Ersel gibi yazılar var orada takım kadrosunda. Ulan Fuat diyor. Bir başladı bana bir tokat. Bir de Mesut, Ersel şut, gol bana bir çaktı. Kapıdan dışarıya çıktım. Yani Bursaspor sevdamız ilkokullarda başladı. Bir deplasman, bir tek ilk deplasmanı da söylemem gerekirse İstanbul'da Fenerbahçe maçı vardı 77 yıllarında. Bizler maçı seyrederken stadın dışındaki, yani ilk deplasman olarak söylemiyorum, bu anımda kaldığı için ondan önceki süre de var. Anım, dışarıya bakıyorum, tepelerde insanlar dolu. Allah Allah diyorum, bu insanlar niye maça girmiyorlar ya? Tabii bizim sevdamız Bursaspor. Siyasi görüşümüz hiç yok zaten, tribünün içinde bile var da o anlamda belirtmiyoruz yani. Neyse maç başladı. Ulan bir baktık dışarıya arka tarafa, Deniz Kalesi'nde, İnönü'nde Deniz Kalesi'ndeyiz. Yürüyüş varmış o anda. 1 Mayıs yürüyüşüymüş. İnsanlar meğerse onu bekliyormuş. Tabii maç aşağı hatırlıyorsam 4-0 gibi bitti. Biz tabii maçı bıraktık, onlarla ilgileniyoruz. Önümüze gelen çok değerli diyelim, öyle o kişilere ait değerli olarak Hakan Bağamir, Beyce Bağara, bilmem ne, bütün bu sanatçılar tam önümüzde durdular. Biz de esmeri kelimelerle onlarla kendimizi oyalamaya çalıştık. Maç 4-0 olmuş, artık unuttuk maçı. Maçtan çıktık. Arkadaş, maç 2.30'tu. Yani işte 4 gibi falan maçtan çıktık. 5.45'te vapura yetişmemiz lazım. Yalova'ya gitmek için. Yoksa Topkapı'ya nereye gideceksin? Neyse çıktık aşağı, yürüyüşü kesmiyorlar. Kesinlikle buradan geçemezsiniz diyorlar. Allah Allah, nasıl gideceğiz? Taksim'den bilmem ne dolanacaksın. Allah'tan bir vatandaş oradan yürüyüşü kesti. O yürüyüş, yani o 1 Mayıs'ın olduğu yürüyüşü böldü. Bursalılar geçin dedi. Biz geçtik, gidenler gitti tabii. Tabii o vapurda da haberlerde ne zaman söyledi? 1 Mayıs olaylarında 28 kişinin öldüğünü, çok yaralı olduğunu. Eğer o yol açılmasaydı biz Bursaspor taraftarı olarak çok kötü bir anı yaşayabilirdik orada. Şimdilik böyle, bu kadar. Arkadaşlar merhaba. İsmim Hüseyin Kara. Arkadaşlarımla olduğu gibi Bursaspor Kongre üyesiyiz. Ortalama 20 yıldır hemen hemen belki Divan Kurulu üyesiyiz. Gözümüzü Bursaspor'la açtık desek yalan olmaz. Ha, ilk maçımız, çocukluk dönemimde çok fazla maça müptela değildim. Muradiye'de mahallede bir arkadaşım vardı. Sene 1977-78 sezonu. Metin ismi, kulakları çınlasın Metin'in. Hadi dedik maça gidelim. Ama tabii Texas kale arkasını falan duyuyoruz, biliyoruz. Buraya gidelim zihniyetiyle oradan bilet alıyoruz. Unutmuyorum 40 lira biletler. 30 lira biletler. Biz 40'lığı aldık gayri ihtiyar ama biz açık tribün biletini almışız. Gittik Texas kale arkasına, almadılar bizi. Dediler bu biletler buranın değil.
gidin öbür tarafın. Oraya gittik, oraya girdik. İlk maçım Bursa Spor Zonguldak Spor maçıdır. 77-78 sezonunda 1-1 bitmişti. Sevda böyle başladı. Bursa Spor ya da Bursa Sporluk sizin için ne ifade eder diye soracak olursanız, benim için bir yaşam tarzı, yaşam felsefesi. Bir insanın idealleri vardır. Yani çocukluktan sonra büyüdüğünde iş kurabiliyorsa iş kursun, araba alabiliyorsa araba alsın, işte ev alabiliyorsa ev alsın, çoluğu çocuğu olsun, onlar büyüsün, evlensin falan, ama bunlar bir insanın hayatındaki idealleridir. Ama onlar kadar değerli bir idealimiz daha vardı bizim, Bursa Sporlu olmak ve Bursa Spor'la yaşamak. Hakikaten böyleyiz de. Şu an biz burada 3 arkadaşız ama bu yaşlarda, yani 55-60 yaş arası arkadaş grubumuzun içinde hemen hemen herhalde bir 35-40 arkadaş varız daha, sağ olan. O zamandan türbünden bu yana ortalama 43-45 senedir türbün arkadaşlığımız, türbünde oluşmuş arkadaşlığımız. Hemen hemen hiçbirimiz birbirimizi dışarıdan tanımayız biz. Stadyumda tanıştık. İlk haftalar simalar tanıştı. Birkaç hafta sonra merhaba birader, adın neydi? Ali, Veli, Fuat, Adnan, Hüseyin. Bu şekilde arkadaşlıklarımız gelişti. Hakikaten Bursa Spor'u çok kişi bizler gibi yaşayamaz diye bir iddiada bulunacağım ama çok da büyük bir iddia olmasın, İnsanlar bizi yanlış anlamasın, ama hakikaten 24 saat yaşıyoruz yani biz. Sevindiğimiz zaman 24 saat seviniyoruz. Üzüldüğümüz zaman da 24 saat üzülüyoruz. Bu Arman'ın peşinde, Sevda'nın peşinde çok güzel günlerimiz oldu. Çok üzüldüğümüz günlerimiz de oldu, sevindiğimiz günlerimiz de oldu. Sırayla belki bir şeyler anlatılacaktır şimdi. Şu anlık bu kadar. Benim için Texas demek arkadaşlık ruhu, Bursa Spor aşkı. Bu yani türbün sevgisi diyelim. Evet, sıra bana geldi galiba. Evet, birazcık sana geldi. Evet, Texaslılık ibaresini ilk duyduğumuzda ben şöyle hatırlıyorum. İzmir'de bir deplasman, cezalı bir maçımız vardı Zonguldak maçında. Ve o zamanki arkadaşlar, yani benim grubumdaki arkadaşlar, Texas'ta yani lanse edilen o fotelli Texaslı kelime ibareli insanların, onlar da foteller takmışlar böyle kafalarına, aşağı yukarı 50-60 kişi. O maçın kapalı tribün tarafında merdivenlerden inerek böyle kendilerini göstermişlerdi. O ibare o zaman daha çok yayıldı tabii ki de, Texas'ın ibaresi. Texas yani insanların o dönemlerde dernekçilik olmadığı için buluşma noktası net olarak bir Texas olması büyük bir kazanç bizim için. O kelimeyle belli bir yerde buluşup veyahut da deplasmanlarda da hep beraber takımımıza, yani derler 16. kişi olarak bir görev yapan veya 12. kişi olarak iyi bir destek veren bir yer. Arkadaşlığın net olduğu, tabii istisna olarak bazı olumsuzluklar yaşanabiliyordu. Bunların içinde muhakkak olacaktır. Bizler örnek olarak hala o günlerimizi insanlara göstermeye çalışıyoruz. Yani dostluğumuzun, kardeşliğimizin, Bursa Sporluğunun veya Bursa Sporu sevmenin nasıl bir konumda olduğumuzu, illen de bir şeyleri, yani bir şeyleri yapmamız gerekmediğini, takımını normal şekilde destekleyebileceğini de örnek olduğumu izah ediyorum. Her zaman için deplasmanlara, hatta evimde iki tane çerçeveli böyle büyük çerçeve var. Belki de 120 tane deplasman bileti var hala yanımda. Onları hep saklamışımdır. Eğer deplasman diyorsanız, arkadaşlarım da deplasmancıdır. Ama ben iddia ediyorum, benden fazla deplasmana giden hiç zannetmiyorum. Doğru. Bu anlamda da hala da gitmeyi devam edeceğim. Allah sağlık verirse. Şimdi Texas ya da Texaslılık sizin için ne ifade ediyor diye sorarsanız, benim için Bursa Spor Türbünü'nün terhis belgesidir Texaslılık. Diplomasıdır. Eğer ki Texas türbününden değilsen, Texaslı değilsen, kendini Texaslı gibi hissedemiyorsan, kusura bakma Bursa Sporluğu'nun arkadaşı senin biraz yarım kalmıştır bana göre. Texaslılık demek türbün anlamında zaten, türbünümüzün adıdır. Fanatizm demek, futbolun fanatizmi demek. Bunu da doya doya yaşamak gerekir. Doya doya da hem yaşadık, hem yaşatmaya da devam ediyoruz. Türbünümüzü de sonuna kadar
devam ettirmek gerekir. Kardeşlerimiz bizden önce, biz bayrağı aldığımız abilerimizden sonra nasıl devam ettirdiysek şimdi de devam ettiriyorlar. Ha ama tabii şöyle de bir öz eleştiri yapmak gerekir. Türbünde Texas'ta eskisi gibi gerçi çağın gerekliliği belki bu. Eskisi gibi sevgi, saygı anlamında, büyüğün küçüğe davranışı, küçüğün büyüğe davranışı anlamında 90'lıklar var biraz. Bizleri üzen tarafları var ama tribünümüz şu anda iddialı konuşuyorum. İddialı söylüyorum. İsteyenle istediği gibi de tekrar çakışırız, yarışırız. Türkiye'nin en büyük tribünüdür. Biz buradan şampiyon olduğumuz sene İstanbul'a 250 kilometre cuma günü, iş günü arkadaşlar 35 bin kişi Bursa'nın göbeğinden çıkıp 250 kilometre öteye deplasman yapmış türbünüz, taraftarız. Var mı böyle bir tanesi? 100 sene daha yapamazlar bunu. Bunu da söyleyeyim yani. 100 sene daha bu şekilde çoğunlukla hiçbir takım taraftarı 250 kilometre öteye, kendi şehrinden öteye gidemez. Ha, bu şehirde vardır biraz. Yandaki şehirden gelir, kasabadan, köyden gelir. Gene de 35 bin deplasmancıyı bulamaz. Şimdilik gene benim söyleyeceğim bu kadar kardeşlerim. Gidişi 67-68. Yani biz 6-7 yaşlarındayken. O türbüne, tabii onlar büyükler. Fotoğraf şapka takıyorlar. Yani böyle grup halinde. O zamanlar böyle grup grup. Zaten türbün belli. Az kişi gidiyordu. Grup maça giderlerken Sıdat'a fotoğraf şapkalı olunca bunlar da biz Zonguldak'la Texas gibi ya, bunlara bak hani Ringo hesabı Texas'a öyle kalmış yani. Oradan sonra tabii ya Fuat abinin dediği yayılmış gibi, yani yayıldı o İzmir, dönemde çok oradan yayıldı. Sonra er, yayıldı öyle kaldı yani. Devam üstümüze yapıştı mı? Yani iyi ki de yapışmış. Şimdi bu anlamda cefasını da çektik. Sefasını da çektik tabii ki. Bursa Spor'un bizi ne kadar üzdüyse o kadar da sevindirdi yani Texas konumunda. Niye? Çünkü bugün bir Intertoto Kupa, Türkiye Kupası, aynı zamanda son Hüseyin kardeşimin söylediği gibi şampiyonluklar yaşattı bize. Deplasman konusunda gelince gerçekten Bursaspor taraftarı yani son zamanlardaki deplasman konumundaki sıkıntı yaşamıyorlar. Belli bir şekilde sponsorlar bulunarak veyahut da belediyeler veyahut da iş adamlarının desteğiyle çok rahat deplasmanlara gidip normal kazançlarına göre bakarsan herkesin ihtiyacı o konumda olmayan kişiler ama sonuçta yine onlarla gidiyorlardı. Bizim dönemimizde yani ben kendim için söylüyorum, ben bir SSK ile sigortalı bir işlerinde çalıştığım için güzel bir maaşım vardı. Gençlik yıllarımda söylüyorum yani 16, 17, 18, 20 yaşlarına kadar deplasmana giderken kendi bütçemizden eski garaja gelip otobüs firmalarıyla konuşurduk. O zaman da arkadaşımız lider tabii, türbü Texas lideri Emin vardı. Onunla beraberinde gidip otobüs firmalarıyla anlaşırdık. O dönemlerde 3-4 kişi kontenjan alırdık firmalardan. O anda sıkıntısı olan çocuklarımıza da onları da bedavaya deplasmana götürme çalışmalar yapardık. Arkadaşım Hüseyin'le bu konuyu çok yapmıştık. Adnan da şahittir bu konuda. Ha, sıkıntı yaşadık mı? Tabii deplasmanlarda her zaman için deplasman takımına o kadar iyi davranış olmaz yani. Çünkü sonuçta bazı olumsuz harekette bulunan kardeşlerimiz var. Ne oluyor? Mevcut olan güvenlik güçlerimizi harekete geçirmek zorunda kalıyorlar. Ama deplasmana ben gideceğim dediğin zaman olumlu olması gerekeni uygularsan bir sorun yaşanacağını zannetmiyorum. Yani deplasman böyle bir şey. Cebimizde 25 kuş varsa 25 kuş, laf edersin o zaman için, gidip deplasmana geliyorduk. Niye? Biz Bursaspor taraftarı olarak veya Texas olarak kötü lanse edilmesini istemiyorduk biz. Ha, kötü lanse edenler var mı? Muhakkak vardır. Ama çoğunlukta o lanse eden, kötü lanse edenler de o da kapanmış oluyor o anlamda. Ben hiç kötü gidip geldiğimi hatırlamıyorum. Hiçbir şehirde de o kadar kötü muamele görmedim. Tabii toplu alanda ama yüreysellerde kesinlikle kimseye kimseye bir şey dediği yoktu yani. Ama toplu alanda toplu olarak hareket ettiğin zaman uymak zorunda olduğun bazı kurallar var. Uyuyorsan bir problem olmaz. Şimdi
Fuat'a bir şey eklemek isterim. Kardeşimin sorusuna cevap da olsun. Eskiden deplasmancılık bu kadar kolay değildi. Yani bir İstanbul'a deplasmana gideceğin zaman Yalova'dan vapura bindin de 2 saat, 2 saat, 25 dakika zaten bir kere vapur sürüyordu. Senin bir de buradan Yalova'ya gitmen var. Yani şimdi otobüs bile olsa, bırak özel arabayla İstanbul deplasmanı yapmayı, otobüs bile olsa 2 saatte İstanbul'un içine varıyorsun. O zamanlar 4, 4,5, 5 saat İstanbul süren yollar vardı yani. Deplasmana gittiğimiz arabalarda çok iyi hatırlıyorum. Hava soğutmalı magruslar vardı. Su soğutmayı bırak. Hava soğutmalı eski arabalar vardı. Yani. Hava soğutmalı magruslar vardı. Yani buradan İzmir yolları tek şeritti. Karacabey yolumuz tek şeritti. Öyle yani zaman 7 anlamında. 7 saat, 7-8 saate girdi. 8 saat falan İzmir'in sürdüğü deplasman zamanları vardı. Tabii o önemli olmuyordu bizler için. Yani gençtik. Kanımız kaynıyordu. Hoşumuza gidiyordu. Sevda vardı bir de. Tabii sevda ve arma peşinde gidiyorduk. O anlamda tabii ki şimdiki deplasmanlarla o zamanki deplasmanlar arasında sadece yolculuğun getirmiş olduğu ufak tefek sıkıntılar olabilir. Başka pek bir şey olmazdı. Dediği gibi Fuat'ın bazen giderdik garaja. İsim de vereyim sıkıntı yok. Doğan Karıfes firması falan vardı. Hemen 45 kişilik oturma tablosunu alırdık. Derdik biz dolduralım. Milletten parayı alalım. 12 ise hareket. Gideceğimiz yer neresiyse deplasmanı onun için. 11 derdik ya da 1'de hareket edeceksek 12'de hareket derdik ki insanlar yine erken gelsin. Gelen parayı bırakıp gidiyordu çünkü. Yazardık ismini soy ismini koltuklara. Arkadaşımın dediği gibi bu arabadan 2 tane kontenjan alırız derdik. Öbür arabayı doldurursak ondan da 2 tane kontenjan alırız. Parayı verirdik yazıhaneye. Alırdık 4 kontenjan. Çok sevdiğimiz imkanı olmayan insanlar geliyorsa onlara, imkanı herkesin varsa kendimiz gerekirse ücret vermeden giderdik. Seve seve de yapardık bunu. Paramızın olmadığından değil. Birileri parayla araba kaldırıyorsa o zaman için elhamdülillah Fuat'ın da dediği gibi cebimizde paramız var. Biz verir biz biner giderdik ama o anlamda tabii bu benim anlattığım senelerde bakın onu da söyleyeyim. Şimdi insanlar neyi anlatıyor diye düşünebilirler. 1979, 1980, 1981'leri falan anlatıyoruz yani biz tarih olarak da. Bu tarihleri anlatıyoruz. Şimdi bizde tabii benim biz Fuat abinin, Hüseyin abinler bilir. Rıdvan diye bir kardeşimiz var. O da aslında gelecekti. Gelemedi. Biraz keyfi kaçık olduğu için. Biz mesela genelde hep set başından her deplasmana gideceğimiz zaman iki otobüs genelde kaldırdık. Bazen kendi paramızla tutardık. Bazen de böyle siyasi partilerden alırdık. Mesela kim ANAP'lı olanlar vardı, doğru yolcu olanlar vardı. İşte Allah razı olsun onlar da verirlerdi. Yani şey yaparlardı. Ama biz mesela arabaya bindiğimiz zaman her iki arabaya da rahmetli Amigo Fikret abi de bizim genelde bize gelirdi. Söylerdik arkadaşlar parası olmayan lütfen söylesin yolda herhangi bir ihtiyacı varsa bak şimdiden söylesin herhangi bir sıkıntı yaşamayalım. Hani durduğumuz yerlerde falan diye. Bizim kaldırdığımız yani biz organize ettiğimiz hiçbir şeyde hiçbir sıkıntı olmazdı. Ama bizim tabii en büyük derdimiz yani sıkıntımız taraftar olarak İstanbul'da genelde hep İstanbul'a deplasmana gittim ben çoğu. Ama genelde İstanbul'daki basın bir de oradaki polislerle çok bizim sıkıntımız oluyordu. Mesela ne geldiniz? Başka da bize mesela Bursa'da adamlar rahat rahat gelir sıratlarına girerdi. Bize öyle değil. Her türlü zorluğu yaparlardı İstanbul'da. Bizim bir tane arabalar toz buz olurdu camları. Onların burada bir tane camı kırılırdı. Bir hafta bitirmezlerdi. Yani her zamanki gibi. Aynı biz onlarla o gruplarla çok çektik mesela. Yani ne diyeyim? Allah razı olsun arkadaş çevremiz bak hala görüşüyoruz bir sürü arkadaşlarımız da var. Unutamadığımız bir sürü kardeşlerimiz de var. Birbirimizi sevip sayıyoruz. Toprağa koyduğumuz evet. Bir sürü arkadaşımız da var. Var tabii Allah rahmet eylesin. Hepsi rahmetli olanlar var. Hepsini burada rahmetle anıyoruz. Allah gani gani rahmet eylesin. Yıllarında Antalya'ya deplasmana gideceğiz. Özür dilerim çok seviyorum. 3 tane kızım var. Aynı zamanda bir tane oğlum var Ömer diye. Şu anda asker kulakları çınlasın. 94'te hanım Dübide Hanım doğum evinde Ömer'i dünyaya getiriyor. Cumartesi günü ben Antalya'ya deplasmana gidiyorum. Biraderi arıyorum.
Kardeşim diyorum, yengeni yarın sabah hastaneden al, eve getir. Ben maça gidiyorum. O Ömer dediğim kardeşim, üç kızdan sonra ilk oğlan oluyor yani. Yani işte bir yerde Bursa Sporluk veya Bursa sevgisinin bir anlamlı bir ibaresidir bu. Ben 87-88 sezonuydu. Biz küme düştük. Küme düştüğümüz sezon 87 30 Ağustos'a ben dünya evine girdim, evlendim. Aydın maçı oynadık 4-0. Oynadık ama o bir hafta sonra mı ne liglere itiraz ettikleri için Bolu Spor'la Kocaeli Kocaeli itiraz ettiği için Bolu Spor'la Adana Demirspor'u küme düşürdüler. Onun yerine biz Kocaeli'yle biz çıktık. Çıkınca tabii ligler yeniden organize oldu. Tam benim düğün günü 30 Ağustos düğün günü Zonguldak'a gitti Bursa Spor. O zaman işte Maradona Çetin, Necat Biyediş falan var. 3-1 galip geldik. Ben hatta düğünde bana dedi hadi gözünüz aydın 3 tane atmışık diye şey yaptılar. Ertesi cumartesi günü de Kocaeli deplasmanı var. Benim de damat yemeği var. Yani cumartesi günü damat yemeğine gideceğiz. Şimdi ben de tabii şey de var, o heyecan da var. Geçen haftaki maçın televizyonda seyrettik. O zaman emniyetin arkasında odun depolarının oradan kalkıyor otobüsler. Oraya indim. Neye indiysem bilmiyorum. Bir arkadaşım biri otobüste giderken dedi ya gelsene ne bekliyorsun dedi ya. Bak maça gidiyoruz. Ben de atladım gittim. O gün tabii telefon yok, bir şey yok. Evde bekliyorlar. Annemler Ahmet Paşa'ya ineceğiz kayınpederlere yemeğe. Tabii ben olmayınca gidemiyorlar. Ertesi güne kaldıydı bizim damat yemeğe. Pazar gününe yani bir hafta 4-6 gün sonra maç vardı. Bir pazar günü damat yemeğine gitmiştik. Yani o da bizim bir hani şeyimiz, anımız olsun diye anlattık. Anıları oldu arkadaşların. Beyler atraksiyona gelelim de. Texas'a gelelim ya. Texaslılığa gelelim. Gülmeyin bana, bir anımı anlatacağım. Bursa'da yaşadım. Yani hakikaten bakmayın şimdi biz hepimizin torunu tombalığı var yani. Sen kötü ibareleri anlatma ya. Boşver ya. Hepimizin, ben hep mesela iyi tarafını söyle. Ömür versin, bende iki tane torun var. Fuat'ım da beş tane. Adnan şimdi yakında olacak inşallah onun da. Evlendirdikten sonra. Şimdi biz hakikaten çok deliydik. Kavgadan, gürültüden yani R yapmazdık şimdiki tabirle yani. Kavga var, gürültü var, hiçbir şey yok. Çıkarırdık kemeri, dalardık. Öyleydik ama şimdi tabii haliyle durulandık. O zamanlarda 79 olabilir. Ben Beşiktaş maçını söyleme abi. Değil onu anlatmayacağım. Ha. Bekle. Şimdi stadyumun oradayız. Galatasaray maçı var. Toplandık yine biz arkadaş grupları, erken geliyoruz. Sabah saat 8-8.30'da geliyoruz. Bilet kişisinin oralarda bir 40 kişi falan olduk biz. Bir tane arkadaşlardan biri aşağıdan Atatürk Lisesi'nin oradan koşa koşa geliyor. Garajdan diyor, eski garaj tabii, şimdi bizim garaj dediğimiz yer kent meydanının olduğu yer. Galatasaraylılar otobüslerle gelmişler, geliyorlar diyor. Üzerlerinde işte kaşkolları var, pankartları falan var, görmüşler. Hızlı hızlı koşarak gelmişler, haber verdiler. Hadi dediler, lan gidelim saldıralım bunlara. Ya oğlum olur mu olmaz mı? Tabii yürüyoruz, gittik. Çarşamba pazarının kent meydanı tarafından girişinde biraz girdiğiniz zaman sağda vakıf bank vardır. Solunda da İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bir idari binası var galiba ya da kendisi orada. Oraları odun deposuydu arkadaşlar, kardeşlerim, bilmeyenlere söylüyorum. Ta orada Galatasaraylılarla karşılaşacağız. Buradan gitmeden türbün kurnazlığı yapıyoruz. Birkaç tane satıcılar, tabii Galatasaray şeyleri satanlar da oluyor Atatürk Lisesi'nin orada. Kapalı spor salonunun orada. Bandana aldık işte ucuzlarından, böyle sarı kırmızı. Şimdi onlar bizi gördükleri zaman ooo falan filan yapınca biz, onlar bizi Galatasaraylı sandı. Tam o Vakıfbank dediğim yerde, odun depolarının, oduncuların olduğu yerde biz bir araya karşı karşıya geldiğimizde biz bir hücum çektik bunlara. Bir saldırdık arkadaş. Adamlar darma duman. Onlar da aşağı yukarı 30-35-40 kişi var. Belki bir otobüsten boşalanlar. Tabii Allah ne verdiyse derken bir baktım ileriden bir tane Renault 12 TS açık çikolata rengi sivil polis arabası daldı çarşamba pazarında odun depolarının içine. Tabii bir arkadaş vardı. Siviller, polisler falan geldi. Dağılın diye herkes bir tarafa koşturmaya başladı. Ben de yukarıya Ahmet Paşa mezarlığının oraya doğru aranan oduncuların oradan atladım. Baktım benim peşime takıldı polis memuru sivil arabayla. Lan ben oraya kaçıyorum, oraya geliyor odun deposunda. Adamın kamelyası var, kamelyanın içinden atlıyorum, o etrafından dolaşıyor geliyor.
mezarlığın, Ahmet Paşa mezarlığının yoluna girdim. Sakin dedim, herhalde dedim gelmiyor bu. Yürüyorum, çıkan yol vardır. Solda mezarlık, sağda apartmanlar, binalar var. Bir baktım, araba geliyor arkamdan. Acı, araba geliyor. Eyvah dedim, yakalandık herhalde polis memuruna. Orada bir tane evin bu sokakla öbür sokağın arası, yani diyelim hani 20 metre varsa işte, yıkmışlar eski evi, yapılacak herhalde ileriki dönemde, enkazı duruyor. Ben enkaza daldım, arka mahalleye geçtim. O arada memur bey geldi, el frenini çekti, sivil polis memuru arkadaş çekti, indi. Şimdi ben karşıdayım ya, o bu mahallede, ben o mahalledeyim aslında şu anda. Oğlum gel lan buraya diyor. Abi gelmem diyorum, sen git. Tamam mı? Polis memuru şimdi beni çağırıyor. Gel buraya hani. Niye yaptınız oğlum? Abi biz gidiyoruz deplasmana. Onlar da bize yapıyor. Biz de onun hani şeyiyle, gençlikle yaptık falan. Ya oğlum gel buraya, bir şey yapmayacağım. Abi sen git, ben gideceğim ya işte maça gideceğim falan filan. Asıl işin enstantanesi ne biliyor musunuz? Oradan pencereden teyzenin biri ikinci kattan bizi dinliyormuş. Şimdi polis memuru arkadaşı diyor ki, oğlum, oğlum, evladım, memur oğlum, memur oğlum. Baktı arkadaş, ben buradayım, o orada ya şimdi. Buyur teyze dedi. Ya elleme, sal çocukcağızı, bak limon gibi sapsarı olmuş dedi. Tamam mı? Gitsin dedi, hadi bak pişman olmuş o da dedi. Ya teyze bir şey yapmayacağım falan gelsin. Tabii korkuyorsun yani, gitsen haliyle belki bir iki şeyden elikten geçeceksin, ondan sonra salacaklar seni. Öyle tatlı bir anım vardır yani. Ama tabii anlatılamayacak tarzda bir sürü anımız var burada. O da bize kalsın arkadaşlar yani. Fakat dedim ya, Teksas'ta olmak, Teksas türbününün bir ferdi olmak, nişanelerin, şerefin bence en büyüğüdür yani. Bunu doya doya yaşamış bir insan olarak söylüyorum. Arkadaşlarımın hepsinin yaşı var. Birkaç yaş aralıklardayız. Allah hepimize kesinlikle uzun ömürler versin. Sizlere de uzun ömürler versin. 57 yaşındayım. Şu an 90 dakika türbünde tezahürattan bir dakika susmadan devam edebilecek kapasitem ve gücüm var elhamdülillah. O tarzda Bursa Sporu, Arma'yı, türbünü ve türbünde tezahürat yapmayı çok seven biriyim yani ben. Bir grup arkadaş ağaçlık olan yere saklandı. Bir grupta da bizim park kapalı türbün girişinin olduğu yerde park gişeleri var. Parka giriş gişeleri. Orada konuşlandı bayağı bir insan. Aşağı yukarı ufak böyle 11-12 yaşlarındaki genç çocukları da gişelerini orada saklattık. Beşiktaşlar geldi 2-3 araba. Tabii bunlar ufak ya, hepsi taş atmaya başladılar. Evet. Bunları başladılar kovalama. Kovalayınca onlar bizim gişelere doğru kaçtı. Kaçınca o grup, hiç unutmuyorum ben onu, o ağaçlıklarını oradan bizim o sopalı öteki arkadaşlar öbür taraftan gişelerden bir karıştı ortalık, bir sopa bunlara. Şimdi, bugün biz Fuat abinin, Hüseyin abinin hepimiz aynı dernekte yöneticiyiz. Ben de o zaman, benim kız 2 yaşında, rahmet bizim bir Faruk Biçen arkadaşım vardı, o rahmetli oldu, onlara oturmaya gideceğiz. O gün de Antep'e maça gidilecek. Bir hafta evvel Ankara gücünü 8-0 yenmişik. Ondan sonra Fuatlar'da 2 otobüs tutulacaktı. Çift katlı otobüs tutmuşlar. Ben de derneğe geldim. Bizim Selçuk diye bir arkadaşımız var. O da dernekte çay işlerine bakıyordu. Ya attan dediler, seni şeyde bekliyorlar. Ne o statın oradan. Araba oradan kalkacak, oraya git. Gittim bir baktım, Fuat beraber zaten. Neyse, çift katlı otobüs tutmuşlar. Dedi böyle, ya dedi, çift katlı tuttuk. Ötekinlerde ekmek mekmek böyle, hatta beraber ekmek arası peynir meynir domates yaptık. Hani yolda çocuklar sıkıntı ol, yaşamayalım diye. Neyse ben heykelde ineceğim. Beni indirmediler. Doğru şeye gittik. Yani, İnegöl'e bastık oradan. Tabii telefon yok, bir şey yok. Daha ben Afyon'dan evi aradım. Ben Antep'e maça gidiyorum diye. Yani o zamanlar cep telefonları falan evet, yok. Bir şeyde, o Afyon'da moladan çıktık. Bir baktık tavuk sesi geliyor arabanın içinde. Tamam mı? Canlı tavuk almış. Genç bir tane. Abi bunu ne yapacağız? O arada da oğlum dedim, nereden buldunuz bunu? Böyle böyle. O arada da böyle piliç çeviren yer var. Abi ya dedi, bu canlıyı verelim dedi. Sen bu sesi alsın. Cansızı alalım. Hani pişmişini alalım falan. Olur mu lan öyle şey dedik. O arada da tavuğu şeyden dışarı, arabadan dışarı attık yani. Şey yapmadık. Bizle beraber gelmesin diye. Arkadaşlar bu uslupları çok iyi birbirine birleştirirler. Hı. Güzel anlatım yapabilirler. Ben anlatayım. Ben de o kapasitenin %20'si biraz mevcut değil fazla. Hüseyin abin çok iyi anlatır. Biraz şey 80'li sene ilk Trabzon'a giden 3 otobüs. Bursa Hakimiyet Gazetesi var. Kent meydanından dön.
sahada benzinlik vardı. Şimdi Yeterler Çamaşırcılık orası. Orada onun önünden Almanya'dan gelmiş ikinci el camları, hatta üstten yan camları olan otobüslerle 3 otobüs ilk defa Bursa'dan Trabzon'a giden ekibiz. 3 otobüs yaptık. Bayramın sonuncu 3. günü mü neydi hatta hareket günümüz. Gittik şimdi deplasmana. Deplasmandayız. Trabzon'un tam şu andaki merkezinde, meydanında oturuyoruz. Ama herkesin desem abartılı olmaz diye düşünüyorum. Üzerinde forması var, şapkası var, kaşkolu var, pankartlar var. Birkaç kendini bilen arkadaş geldi tabii Trabzon. Kendini bilen bilmeyen derken o zaman onların da fanatikleri, onu da anlatacağım. Şimdi geldiler, ha hoş geldiniz falan filan. Çay ikram edelim, içelim falan. Biz ikram ettik, onlar ikram etti. Sohbetin bir bölümünde arkadaş diyor ki, ya siz hangi akla hizmet, yani nasıl gelebildiniz buraya? Neden? Biz hani her tarafa gidiyoruz. Adam dedi ki, bak benim yaşım işte o zaman, yani işte 28, 30 neyse. Ben dedi bugüne kadar Ordu ve Giresun bile Samsun'un haricinde, Rize yan tarafında, bu bölgenin haricinde Ankara'dan dahi buraya, bırak İstanbulluları, deplasmana gelebileni görmedim dedi yani. Siz nasıl geldiniz? Biz dedi geldik bir arkadaş yani. Neyse sonra işte stadın oraya geçtik. Stadın orada onların şimdiki hani maraton değil de maratonun karşısı, yani protokolün olduğu tribüne aldılar bizi. Üstü saç çatılı ve en alt bölüme, o dilime aldılar bizi. Almadan önce dışarıda işte tabut mabut getirmişler. Bursa tabutu falan filan, yani işte her zamanki deplasman. İnsanların en sevdikleri deplasman taraftarı gelirse yaptığı atraksiyonlar var. Bize işte küfür ediyorlar falan. İşte şöyle yapacağız, böyle yapacağız bağırıyorlar. Polis o kadar tabii o zamanki durumlara göre çok fazla da engel olamıyor. Biz kendi kendimize fazla uymadan, şey yapmadan içeri girdik. Benim de burada ve deplasmanlarda bir çantam vardı. Çantamın içinde dabruga var, def var. Atkım kaşkonun tişörtüm var. O elle dabrukada tezahürat yaparken vurduğumda burası böyle 90 dakika sonunda su toplardı. O yüzden bir elektrik borusu var böyle 40 santim. Onunla çalarsın. Yoruldum hemen atıyorum. Misal Fuat'a verirsin. Fuat devam eder aynı tempoyu bozmamak için bir tezahürat yaparken. Biz dakika bir başladık arkadaşlar. Bak abartmıyorum. Dakikaya baktım, 28 dakika susmamıştık o gün. 28 dakika. Hani kardeşim dedi ya, hani hoş bir anı var mı? Dakika 17-18, yanımızdaki polis şöyle bir kükreyerek, böyle biraz da kilolu, kalktı. Yahu yeter, yahu yeter dedi be, yeter dedi ya. Siz dedi susmayacağınız mı dedi ya. Siz dedi maç başladı dedi, kaç dakika oldu. Bağırıyorsunuz kulağımın dibinde dedi ya. Susun biraz ya. Tabi oradan dayı bayı biz susmayız falan. İşte daha devam etti bir 10-12 dakika. Çok bana göre komik bir olaydı. Neden komik bir olaydı? Tabi onlar bizim Bursa'nın türbüncülüğünü falan bilmedikleri için, bizde o zamandaki senelerde de hakikaten tezahüratlar uzundu. Susmazdı taraftar. Takımına desteğini kesmezdi. Oralarda o zamanlar herkesin de bildiği, Trabzonlu kardeşlerimizin de bildiği bir tezahürat vardı. Trabzon, Trabzon, Trabzon bağırırlardı. Bordo mavi bağırırlardı. Bir de takımları atağa kalktığında ya da gol olduğunda ıslık çalarlardı. Başka bir bizler gibi koro halinde, türbün halinde pek bir tezahüratları yoktu o senelerde. O anlamda polis memuru bile o kadar şey yapmış ki, yeter dedi ya, susun dedi ya, susmayacak mısınız siz dedi ya falan. O aklıma geldi, onu anlatayım dedim. Şimdi eski Texas'la şimdiki Texas arasında ne var? Değişiklikler evet var. Ama bu dedim ya, devir değiştikçe İnsanların birbirlerine olan saygıları, sevgileri ya da davranışları da değişebiliyor arkadaşlar. Eskiden bizim zamanımızda böyle değildi. Texas'ta türbün abileri vardı. Türbün abilerine insanlar saygı duyardı. Onun dediğini dinlerdi. Onlar da benim dediğimi dinle diye seni ezmeye falan kalkmazdı. Ama bir şey söylendiğinde insanlar büyük diye saygı duyarlardı. Şimdiki dönemde bakıyorum gene saygı duyuyor belki gençler ama türbün içinde kopukluklar çok olabiliyor. Türbün içinde lideri çok kişi pek fazla bazen dinleyemeyebiliyor. Tezahüratlarda bir tane türbünde lider vardır. Lider olur bence. Bu tezahüratların devamı gelmesi lazım. Yani o ne derse ona uyulması lazım. O adamı ben ya da sen ya da bu seversin sevmezsin fark etmez. Sen şu anda burada armanın peşindesin. O adamla dışarı çıktığın zaman sevmiyorsan merhabana yapmayabilirsin. Ama
Bununla bağlantılı bir şey söyleyeyim. Biz son senelerde buradan dolayı da bazı şeyler kaybettik. İvme kaybettik. Tamam, türbüncülüğümüz güzel, takıma desteğimiz güzel ama Ümit Özat Ankara Gücü, bakın bir sene, iki sene oldu ya çıkalı. Düşmeden önceki seneyi anlatıyorum. Son senesi hoca Ümit Özat. O zaman açık kanallarda maçları da yayınlıyorlar. Seyrediyoruz. Maç bitmiş. Ankara Gücü kendi evinde yenilmişti. Ümit Özat öyle bir hiddetlenmiş ki, böyle hiddetli bağıra bağıra, bu ne ya dedi, bu ne dedi ya, bir tane Ankara Gücü var, 9 tane türbün var, her türbünden, her kafadan farklı bir ses çıkıyor dedi. Bu dedi Ankara Gücü'ne yaramaz arkadaşlar, bu dedi hiç iyi getirmez bakın dedi. O sene düştü. Buradan hareketle bütün Bursaspor'u seven kardeşlerimizden ricamız bu. Bir abiler olarak bizi şey yaparlarsa, dinlerlerse, yani türbünlerde evet lütfen herkes belki kendi grubunu, kendi mahallesini öne koyayım. Bizim mahalle bak böyle biraz daha şey, ya da bizim grup biraz daha forslu, türbünde tezahüratı daha iyi anlamında yapmayı düşünebilir ama bence bunu ya maç öncesinde yapmalılar, maç sonrasında olmaz gerçi. Çünkü neden? Maç sırasında bir tane Bursaspor var. Onun alacağı bir 3 puan var. Allah muhafaza kaybedebileceği 1 puan. Hiç düşünmek istemediğimiz alabileceği 0 puan var. Bu yüzden yani türbünlerde birlik beraberlik olmanın çok faydası var. Abi kardeşim birbirini sayıp sevmesinin çok faydası olduğunu düşünüyorum. Ve türbün liderinin de tekrar söylüyorum ısrarla, bu her yerde, dünyanın da her yerinde budur. Türbün liderinin onun o anlamda maçta peşinde ve yanında olmak lazım diye düşünüyorum. Burada bu takıma fayda getirir, katkı getirir diye düşünüyorum. Teksaslılıkta ilelebette herhalde kainat yıkılana kadar da var olacaktır. Biz yani Bursaspor taraftarı olarak Bursaspor'umuza ne verebiliyoruz? Hangi anlamda? İllendeki maddi anlamda değil tabii ki yani. Maneviyat da önemli yani. Kendisine takım sahaya çıkmış. Asper kadar bir topçu bir topla veya bir akımla 20-30 sefer buluşabiliyor. Eğer bir topçunun 20-30 seferde her seferinde hata yapmayacak diye bir kaidesi yok ki. Yani sen o hata yaptın diye ona illen de yakın mesafeden tepki göstermen ne kadar doğru olur acaba? İşte biz bunları yapmamamız lazım. Eğer bir tepkin varsa maç sonrası veya başka bir zaman bu tepki göster. Maç esnasındaki psikolojik olarak topçuya yansıyabiliyor bu yani. Yani ben bir maçı unutamam. Osmanlı maçı, deplasmandayız. Hoca adam değiştirecek. Oyuna giren oyuncuya yuh çekiliyor. Yani ben buna bir çözüm bulamadım yani. Bu adam oyuna giriyor. Ama seversin ama sevmezsin. Ama iyi ama kötü. Ya kötü olabilir ama içeri girdiği zaman daha kötü olacak. Yani kendi verimini veremeyecek zaten. Maç sonrasında belki alkış, ufak tepki verebilirsin. Ama maç esnasında veya maça giderken tepki vermenin yani bizim Bursaspor taraftarına yakışmıyor. Bilhassa yani açık tarafındaki, türbünümüzün bulunduğu açık tarafındaki alt sıralarda topçulara karşı yapılan tepkilere yani gerçekten ben çok üzülüyorum yani. Taraftarlık bazında bazen görevlerimizi yapabiliyoruz. Evet, bu Bursa'da veya Türkiye'de istisna olarak birinci sıraya girebiliriz. Ama bazı olumsuz hareketler var ki 70'inden 80'de veya 50-60. Dakikada toplu tepkiler yayıyor. Tabii, yani maçın 90 dakika. Maçın değişebileceği an 5 dakikadır ya. Zaman geliyor 3 dakikada bile 2 gol atıp skoru değiştirebiliyorsun. Tepkini vereceksen zamanlamayı yapmak lazım. Biz burada Bursaspor'a hizmet ediyoruz. Kişilere değil ki. Benim söyleyeceğim bu kadar. Teşekkür ederim. Eskiden tabii Bursaspor her zaman tek. Ama taraftar da tekti. Tek türbündük. Mesela Fuat abimler Küplü Kunar, Tuna Mahallesi. Ben İvaz Paşalıyım. Hüseyin Muradiyeli. Bursa meskenli arkadaşlarımız vardı, Alacırkalılar vardı. Biz hepimiz hiçbir zaman senin mahallem, benim mahallem. Tabii. Mesela Karamazak Mahallesi olsun, o ne bileyim ya, Zafer olsun, Zafer olsun. Hani hiçbir zaman ayrım gözettirmedik. Yani gruplaşmadılar. Gruplaşma olmadı. Ama şimdi bakıyorsun 20 kişi olan reis oluyor. 20 kişi etrafında arkadaşı olan reis oluyor. O ben diyor benim şu kadar üyem var diyor. O diyor benim bu kadar var. Bu işte Bursaspor'a her zaman zarar veriyor. Nereden biliyorsun? Ben her zaman bak söylüyorum. Genç kardeşlerimize söylüyorum.
şu Bursa Spor formasını giyen en kötü topçu dahi olsa ona ana avrat sövmememiz lazım. Sövülüyor. En kötü ya, bir futbolcunun anasını avradını nasıl söversin sen ya? Sen Bursa Spor formasını temsil ediyor bu. Bir bakayım yani, birine bir şey desen genç adam bu sefer kavga etmen lazım. Yanında bir sürü genç bizi tanıyanlar var. Bu sefer ortalık iyicene karışacak. Tabii. Ama rica ediyoruz yani, buradan hiç olmazsa seslenelim bari ya. Bak hepimiz aynı şeyi söylüyoruz. Bu Bursa Spor formasını kim terletiyorsa, ama iyi yani, ben orada hiç kötü gözle bakmamamız lazım yani. Ya yanlış hareket, bu futbol mu ya? 90 dakika aynı performans bekleyemezsin ki bir futbolcudan. Benim en büyük yani isteğim bu genç kardeşlerimizden, bütün taraftarlardan, ya lütfen Bursa Spor forması giyene ana avrat sövmeyelim arkadaşlar. Yani küfür etmeyelim daha doğrusu. Yani biz onu destekleyelim. Ha 90 dakika eleştirecek mi? Eleştirelim. Zaten bakın biz şampiyon olduğumuz sene, Selim kardeşimiz de biliyor, Bursa Spor centilmenlik parası aldı ya taraftarlara. Fair play mi? Fair play aldı yani. Bu demek ki o istenince oluyor. Yani bu futbol, biz kimle kazanacağız, şampiyon olacağız? Bu o 24 tane futbolcuyla. Sen şimdi o arkadaşa küfür edersen o demez mi? Ya bana, benim taraftarım bana sövüyor. Deplasmandaki yabancı takım taraftarı haydi haydi söver. Onun için lütfen rica ediyorum yani, hiçbir kardeşimiz futbolcuya sövmesin. Son benim şey son. Bursa Spor bir tane. Bursa Spor'a, takıma, armaya her zaman için. Tribünde bir tane olsun yani, tek olsun. Sahip çıkalım arkadaşlar. Ayrı gayrı olmasın.